Çad'ı ziyaret eden ilk Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olmaktan duyduğum memnuniyeti de ifade etmek isterim. Biz buraya Çadlı kardeşlerimizle unutturulan bağlarımızı yeniden güçlendirmeye ve tekrar bu bağları kurmaya geldik. Bu vesileyle kardeşim Cumhurbaşkanı İdris Deby'ye FETÖ terör örgütünü kendilerinin de bu ziyaretimizde terör örgütü olarak ilan etmesinden dolayı şahsım, milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum. Bildiğiniz gibi ülkem geçen sene hain bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldı. Çad hükümeti bu süreçte her zaman yanımızda yer aldı. Darbe teşebbüsüne destek veren ve darbe teşebbüsünün bizzat içinde olan örgütün uzantılarıyla mücadelemize de destek verdi. Çad'da bulunan FETÖ iltisaklı okulların tamamı Maarif Vakfımıza devredildi. Tabii bizler de Çad'ın terörle mücadelesinde her daim yanında olacağız. Terörden çok çekmiş bir ülke olarak, hala terörle mücadelesini sürdüren bir ülke olarak teröre karşı mücadelenizde yanınızda durmayı sürdüreceğiz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu aldığı kararla Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'e dair açıklamasının ne kadar hukuk dışı ve illegal olduğunu ortaya koymuştur. İşgali meşrulaştırmaya yönelik teşebbüsler, baskı, şantaj ve tehditlere rağmen akim kalmıştır. Bölgemizde barış ve istikrar için 1967 sınırları dahilinde başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin vücut bulması yegane yoldur. Bölge ülkeleri bir taraftan kalkınma mücadelesi verirken diğer taraftan terör, göç, iklim değişikliği gibi sorunlarla boğuşuyor. Bu sorunlarla karşı karşıya kalan hiçbir ülke tek başına çözüm bulamaz. Çad'ın büyük fedakarlıklarla yürüttüğü bu gayretli yolculuğunda biz Türkiye olarak Çad'ı yalnız bırakmayacağız. 150 civarında iş adamlarımızla bugün burada onun için varız. Tekrar Sayın Cumhurbaşkanı'na şahsım, heyetim adına çok teşekkür ediyorum.